Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere efendim 9 Ağustos haftasının enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım. Ve tabii ki kanalıma abone olduğunuz için, benimle olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu arada diğer kanalıma da gün gün burç burç yükleniyor. Şu anda yüklenmiş olmalı. Onun da birazdan açacağız efendim. Güzel güzel iyi seyirler diliyorum. Tabii ki bu hafta ne haftası? Aslan burcunu bir dolunay haftası. 8 Ağustos günü, yani bugün İstanbul saatiyle 16:50'de Aslan burcunun 16 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu dolunay demişim, pardon, yeni ay haftasındayız, yanlış söyledim. 14 gün böyle etkisi var ve ben de bu hafta, bu tabii ki yeni aydan bahsetmek istiyorum. Instagram hesabımdaki yazıya göre, yani ben yüklediğim efendim öngörülerime göre 14 gün içinde biraz böyle kaotik bir şeyler olabilir. Aslan Burcu biliyorsunuz biraz yırtıcı, lider, sanatçılarla ilgili, çocuklarla yurt dışı olaylar, borsa, altın, işte liderler, hobiler demektir. Şaşırtan olaylara hazırlıklı olun. Neden? Çünkü Uranüs'yen bir etkisi var. Uranüs karesi var. Gökyüzü beklenmeyen böyle şaşırtıcı olaylara hazır ol diyor gerçekten. Uranüs gezegeni biliyorsunuz kalabalıkları, isyanları, maalesef depremsel felaketleri anlatıyor. Sıkıldığımız, yeniye ve güncel olana, açlığımızın yükseldiği bir döneme giriyoruz. An haritasında da yeni ay derecesinde efendim, Zosma ve Soalokin sabit yıldızlarının paralel açıları bulunmakta. Zaman zaman Soalokin fazla abartılı özgüven yapabileceğimiz dönemleri, Zosma ise beklenmedik bir şekilde kurban durumuna düşeceğimiz olayları temsil eder. Ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum diyerek bu dönemi de atlatabiliriz Allah'ın izniyle. Lütfen ayın, güneşin ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum diyerek böyle bir olumlama yapın. Bunu nereden okuyorum? Neslihan Seri'yle Instagram hesabım. Bakın paylaştığım, altta yazısı var. 2 gün önce paylaştığım kendi öngörülerimden okuyorum. Ve lütfen sizler de efendim Instagram hesabım Neslihan Seri'yle bana takipte kalırsanız, beni ve Twitter'ı yine Neslihan Sirine, hepsi bu videonun altında bulunmakta. Özel danışmanlık isterseniz yine bu videonun altında bulunmakta olan WhatsApp numaramdan bakabilirsiniz. 350 bin olduk artık Instagram'da, böyle çok fazla kalabalığız. Lütfen gelin, sizleri de orada bekliyorum. Şimdi sizler benim ay ve güneş olan efendim fincanlarımdan seçmeye başlayın bakalım. Haydi bakalım diyoruz. Evet, aldık güzelleri, kabul ettik. Bu haftanın enerjisinde güzelleri kabul ettik. Gezegenlerin olumsuz enerjilerine hiçbir şekilde etkilenmiyoruz gibi de güzel güzel olumlamalar da yapabilirsiniz. Melek kartlarından da seçiyorum efendim. Melek kartlarımızı seçtikten sonra yeşil kuşlarımızdan, yani Neslihan Şirin kartlarından seçiyorum ki isteyenler efendim yine aynı WhatsApp numarasında, bu videonun altındaki WhatsApp numarasından ulaşıp bu yeşil kuşlardan alabilirler. Şöyle enerjileri olsun. Çok harika olumlamalar da var içlerinde ve bir tarot kartı gibi, gibisi fazla zaten bir tarot kartı gibi efendim sorulara cevap veriyorlar ve gerçekten de almanızı çok isterim, edinmenizi isterim. Hadi bakalım, şimdi bakıyoruz bakalım neler neler oluyor, neler neler bizi bekliyor, bir hava durumu gibi. Hemen seçimimizi yapıyoruz. Güneş mi, ay mı, güneş mi, ay mı? Ben de seçtim. Bakalım neler neler çıkıyor, neler neler oluyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi efendim burada büyücü kartımız bize neyi anlatıyor? Gücün bizde olduğunu, biraz ritüeller yapmamız gerektiğini, ritüeller zamanı olduğunu, yani buna ihtiyacımız olduğunu,
ve dört elementin, toprak, hava, su, ateş, hepsinin bize yardımcı olduğunu, bizlerde böylelikle yol almamız gerektiğini, büyük bir gücün, asıl gücün kendimizde olduğunu bu hafta hissedeceksiniz. Ve dualarla, ritüellerle neye inanıyorsunuz? Onlarla yol alacaksınız. Alın bakalım, muhteşem Süleyman geldi. Bana yazıyorsunuz, alta yorum yapıyorsunuz. Çok seviniyorum, yani mutlu oluyoruz. Sizin anlatımınızdan muhteşem Süleyman diyorsunuz, diyorsunuz bana. İşte size muhteşem mucize kart çıktı. Güven içinde olacaksınız. Bakış açınız da zaten bu yönde. Ben güvenliyim, ben huzurluyum, sakinim, sağduyuluyum, güvenliyim tarzında olsun. Ve para prensi Boğa, Başak, Oğlak, toprak grubunun güvenilirliğini anlatıyor. Harikulade. Ve efendim, melek kartına bir teklif var aslında. Bir teklifi aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik deyiniz. Beşinci çakra çıktı. Bu boğaz çakrası. Buna dikkat edelim. Boğaz demek, birazcık koronayı da anlattığı gibi, güzel fikirler, konuşmayla ilgili efendim bir enerjiyi anlatıyor. Güzel fikirlerimiz olabilir diyor. Aynı zamanda da boğaz, ense, ses telleri, bunlara da dikkat edelim diyoruz efendim. Ve konuşmayı anlatıyor. Ailevi sorumluluklar var. Ailen senin için çok önemliymiş. İhmal etme diyor. Karşılıksız verdiğin her sevgi sana katlanarak dönecek diyor bu kart. Evet, olumlaman geldi. Ailem, köklerim ve genlerimden gelen pozitif güçler bana akıyor. Karmamdaki olumsuz enerjileri reddediyorum. Ben çok şanslı biriyim, ben çok şanslı biriyim, ben çok şanslı biriyim. Evet, bunu lütfen yapın. Evet, ben çok şanslı biriyim diye de tekrar edin, lütfen yapın diyorum. Çünkü gerçekten çok güzel aile karmamdaki negatif enerjileri reddediyorum, pozitif enerjileri kabul ediyorum derseniz, zaten gerçekten gelmemek üzere negatif enerjileri evrene gönderiyorum derseniz, gerçekten de çok güzel bir enerji yaymış olursunuz. Bakalım kahvemiz bize neler söylüyor. Evet, şimdi fincanımızı aldık. Bakalım sevgili ayı seçenler, hemen bakıyoruz. Çok büyük bir aydınlık var, çok güzel. Ve burada, ay o kadar güzel ki, böyle dört nala koşan bir at var. Üzerinde insan yok, yani atlı demiyorum bak, dört nala koşan bir at var. Bu sizin gerçekten çok hızlı hızlı işlerinizin gelişeceğini gösteriyor. Daha da onun ardından da sürüsü var, yani muradınızın olacağını, yavaş yavaş olacağını, yani illaki de bu hafta oluşa gelen bir şey değil bu. Yavaş yavaş oluşacakmış. S, T harfleri var. İki bir yerde, iki bir yerde bir toplantı gibi görüşmeler yapıyorsunuz. Güzel bir araba çıkmış, büyük bir miras gibi bir şey, bir kartal gücü geliyor. Yani böyle bir şey. U, I, L, evet böyle bir şeyler var. Bakın burada güzel bir de kuş var. Böyle gagasında topçuk, böyle küçük, böyle yuvarlak bir şey tutmuş yani. Bu bir, yani bir bebek de olabilir aslında. Bir güzel bir enerji yani size geliyor gibi. Evet. Güneş çıktı. Resmen güneş çıktı. Halinize güneş doğuyor. Zaten aileyle ilgili. Bu hafta sizler güneşi seçenler, aileyle ilgili, güneş baba demektir daha çok. Bir şeyler yapacakmışsınız. Ailenizle ilgilenecekmişsiniz. Kocaman bir dağ ve zirvedesiniz aslında. Ailenizle, eğer bir küslüğünüz varsa, bir husumetiniz varsa, aile bireyleriyle bunlardan anlayış göreceksiniz ve güzelliklere kavuşacakmışsınız. Ay çok güzel çıkıyor. Yani biraz böyle endişe verici, sizin duygularınız, düşünceleriniz çıkıyor. Hiçbiri oluşmayacak bu hafta, korkmayın. Endişe duymayın yani gerçekten hayatla ilgili. Hadi bakalım dilek tutun. Dilek tutun. 9 ve 4 rakamları çıktı yalnız burada. Dileğiniz oluşuyor. Dileğiniz oluşuyor. Gerçekten bu ikinci kerede oluştu. Daha da hızlandı. Bir çaydanlık var. Bolluk, bereketi gösteriyor aslında çaydanlığınız. Bakın çaydanlık tam da orta yerde. Altı ateş harlıyor. Hanenin devam edeceğini, hanenizde güzelliklerin olacağını, ateşin yanacağını, sönmeyeceğini gösteriyor. Nidenin N'si var. Yine burada da Y harfi yakın zamanı gösteriyor ve E çıkmış.
Ben böyle şekilde benzetiyorum. Ve burada bir ağaç köklü bir şeyi anlatır. Ağaç rüzgardan bir tarafa doğru eğilmiş ama tekrar güçlü. Ne kadar eğilse de kökleri güçlü. Merak etmeyin, güçlüsünüz yani, yıkılmazsınız. Hiç korkmayın, çaydanlık hala bozulmadı. Güzel bir tavus kuşu gibi, hatta açmış böyle kendini. Evet, çok güzel. Ye burada da çıkmış, yakın zaman diyelim. Bütün dilekleriniz oluşsun diyelim. Evet efendim, şimdi geldik. Şu muhteşem kartı üste koyalım ama. Şu muhteşem kart ve güç kartı üste koyaraktan hemen sevgili efendim güneşi seçenlere geldik. Bu ayı seçenler, evet ayı seçenler. Bu da güneşi seçenler. Demin bir dilim sürçmüş olabilir. Evet burada şeytan kartı var ve efendim kıskançlık, alavere dalavere ve burada kılıç beşlisi de sizin zalimliğe uğradığınızı, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Güzel bir teklif varmış, hiçbir şey için korkmayın. Yani iki tane, üç tane açtım size. Çalışmalar yapacakmışsınız. Sizi kıskananlar var, nazar büyü tılsım olabilir ve böyle bir işler çevrilmiş. Yani bu şeytan kartı o kadar kötü bir şey ki, yani kimin nereden geleceği belli değil. En yakınınızdan gelebilir. En yakınınızdan zalimlik gelmiş. O gözle bakıyorsunuz. Ve burada çalışmalar yapacaksınız. Yeni bir şeye başlayacaksınız. Geçmişte yaralandım diye korkmayın. Bu sefer çok çok farklı olacakmış. Ve yeni bir şey varsa lütfen başlayın. Siz çağların şifacısısınız. Bakın, sizin elinizde çok büyük. Bu tarottaki güç kartı, büyücü kartının aynısıdır. Çağların şifa. Siz kendi kendinizi lütfen şifacısınız ve başkalarına bile faydanız oluyor yani. Çok çok güzel. Relax diyor, gevşe diyor. Her şey yoluna girecek. Gerginsin. Ruhunu, zihnini, bedenini gevşet. Yanlış ve negatif düşünceleri zihninden sil. Huzur ve sevgiyi lütfen kabul et. Ve burada bedenimden, ruhumdan, zihnimden negatif duyguları, düşünceleri atıyorum, gevşeyip anın tadını çıkartıyorum. Ay, o kadar güzel çıktı ki gevşeyip anın tadını çıkartıyorum. Yani sizler gevşeyin, relax olun. Her şey bir haftanın içinde olup bitmeyebilir. Daha güzel şeyler size gelebilir. Ve efendim hemen bakıyoruz bakalım. Bakıyoruz. Ay, aa, aa, dileğiniz oluyor. Dileğiniz oluyor, inanmıyorum. Böyle aslında böyle fincanı açmak istemiyorum. Açmayalım mı? Açmayalım ama açalım ya, kıyamam size. Merak edersiniz. Oluyor, yurt dışı işleri var kesinlikle. Takmış, kanatlanmış bir at var. Bakın bu da Pegasus. Yani tek boynuzlu at. Neydi onun adı? Pegasus değil miydi? Yani burada çok güzel dileğiniz var. Belki de yurt dışı ile alakalı bu olacak. Ya da yurt dışından birileriyle tanışacaksınız. Ummadığınız bir şekilde bazı şeyler gerçekliğe dönüşecekmiş. Bir de çok hızlı gelişecek. Hem bu sefer böyle tavşan, zıplayan güzel haberler, tavşan var. Yalnız siz çok inatçısınız. Tuttuğunuzu kopartmak istiyorsunuz. İnatçısınız. Bir adam çıkmış burada, sürekli yalan söyleyenler var. Size lütfen inanmayın. Bir adam var ve yalan söylüyor. Biraz burada böyle şeyler çıkmış. Yollar, telefon haberleri, yollar ve aslında güzel. Z harfi zenginlik. Üstü çok açık çıkıyor. Üstü çok açık zenginlik çıkıyor. 8, 5, 3 de var. Evet, bayağı bir rakamlar çıkmış sizin. Bakın, siz yurt dışına gideceksiniz. Merak etmeyin. Nazar var. Çok kötü nazarlara gelmişsiniz. Bir şeyleri, dilekleriniz, nazar işte, bakın bakın, nazar diyorum size yani. Hadi bakalım, dilek tutun, dilek tutun. Üzerimde her ne kadar nazar büyü tılsım var ise hepsinin, evrenin boşluğuna gelmemek üzere gönderiyorum deyin. Dileğiniz oluşuyor. Aşk isteyenler birkaç çıkmış boşlukta. Sanırım o da sizi arıyor. O da ruh eşiniz de olabilir. Ya da bir kalp var, sizi gerçekten seven bir insan. Tam böyle fincanın aşağıda çıkmış. Ailenin içinde aile büyükleri var. Anne, baba ya da hala, teyze, dayı. Bakın, bunlarla ilgili bir olaylar var. Bebek isteyenlere bebek var. Bir leylek çıkmış. Bir de kocaman bir yunus görüyorum.
Sizin canınız bazı şeylere çok sıkılmış, dilekleriniz olmamış. Bir çeşme var, akmaya başlamış. Böyle daha ip gibi ama geliyor. Bir de tatile gidiyorsunuz. Hani her ne kadar yangın bölgeleri olsa da bir tatile çıkma var burada. Evet, yine Z harfi, A harfi. İki tane Yunus üst üste. Ay çok güzel. Biri için de bir şeyler diliyorsunuz. Siz sadece kendiniz için değil. Yani evladınız olabilir. İşte sınavı kazansın, yok işte şunu kazansın falan gibi. Birisi için de çok güzel şeyler diliyorsunuz. Lütfen güzelleri aldım, kabul ettim diyeyim. Üç tane de yolunuz var. Yani kısa kısa böyle üç tane yolculuklara da çıkabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Lütfen başta çıkan olumlamayı, sizlere verdiğim olumlama yapın ki bu haftayı rahat geçirin. Uranüs karesini çok rahat atlatın. Sadece bu hafta değil, 15 gün zaten bu yeni ayın etkisi olacak. Hoşça kalın.